Bloomberg.com tarafından hazırlanan haber bültenine hoş geldiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 TL olarak 28 veya 29 Nisan'da ödeneceğini açıkladı. Çin Merkez Bankası 5 bas puanlık indirim beklentisine karşılık 1 ve 5 yıllık birincil kredi faiz oranlarını değiştirmedi. Japonya Merkez Bankası ise yükselen faiz ortamına müdahale amaçlı tahvil alımı yaptı. 10 yıllık Amerikan tahvil faizi 2020'den beri ilk kez reel anlamda pozitife geçti. 30 yıllık Amerikan tahvil faizi de 2019'dan beri ilk kez %3'ü aştı. Dolar yen 20 yıldır ilk defa 129'un üzerinde. Netflix açıkladığı bilanço sonrası %20'nin üzerinde satışla karşılandı. İlk çeyrekte abone kaybı analistleri şaşırttı. Amerikan borsaları dün 16 Mart'tan bu yana en güçlü yükselişi sergiledi. Asya piyasaları karışık, Amerikan vadeliler ise bu sabah satışta. Dolar TL 14.66, Euro TL 15.87'den alıcı buluyor. Parite 1.08.20. Dolar endeksi Nisan 2020'den bu yana ilk defa 101'in üzerinde. Spot altın 1945 dolar seviyesinde. IMF'nin büyüme tahminlerini düşürmesiyle petrol dün %5'i aşkın kayıp yaşadı. Bu sabah Amerikan ham petrol 103.5, Brent ise 108 dolar 40 sentten işlem görüyor. Bugün Türkiye'de yurt dışı üfe, ayrıca Almanya'da üfe, Euro bölgesinde sanayi üretimi, Amerika'da ikinci el konut satışları ve 5 kitap raporu takvimde öne çıkıyor.